ETA kalıcı ateşkes ilan etti. İspanyol hükümeti bunu yeterli bulmadı. Başbakan Zapatero, ETA ile masaya oturabilmeleri için örgütün silah bıraktığını ve kendini feshettiğini açıklaması gerektiğini söyledi. Zapatero, mevcut koşullar altında ETA'nın siyasi kanadı olarak nitelendirilen Batasuna'nın da yerel seçimlere katılmasının mümkün olmayacağını ifade etti. ETA işte yaptığı bu açıklamayla 40 yıldır devam eden şiddet olaylarına nokta koyduğunu söylüyordu. Bask bölgesinin bağımsızlığı hedefine ulaşmak için barışçıl yöntemler kullanacağız. Çözüme diyalog ve müzakereler yoluyla varacağız diyorlardı. Ancak bu örgütün ilk kalıcı ateşkes ilanı değildi. Örneğin 2006'da ilan edilen ateşkes Madrid havaalanında düzenlenen saldırıda iki kişinin ölmesiyle son bulmuştu. İspanyol hükümeti işte o saldırıdan bu yana ETA'ya karşı oldukça sert bir tutum izliyor. ETA'nın son kalıcı ateşkes ilanı da hükümet cephesinde büyük bir coşku yaratmadı. Başbakan Zapatero katıldığı bir televizyon programında çözümün silah bırakmaktan ve ETA'nın kendisini feshetmesinden geçtiğini söyledi. ETA'nın bu açıklaması yeterli değildir çünkü bizim beklentimiz ETA'nın kendini feshettiği yönünde bir açıklamadır hükümet terörle mücadele politikalarını sürdürecektir ve bu politikalar ETA ile ilişkili kişilerin yakalanmasını da kapsamaktadır. Yasalara riayet etmeyenlerin ve halka saldırmaya yeltenenlerin izini sürmeye devam edeceğiz. ETA, Bask bölgesinin bağımsızlığı için 60'lı yılların sonlarında silah sarılmıştı. Eylemlerde İspanyol güvenlik güçleri ve siyasetçiler hedef alındı. 40 yıllık mücadelede 850'den fazla kişi hayatını kaybetti. ETA yaklaşık 3 milyon nüfuslu Bask bölgesinin bağımsızlığını istiyor. Ancak bu bölge hali hazırda oldukça büyük bir özelliğe de sahip durumda. Baskların kendi parlamentoları ve polis güçleri bulunuyor. Ayrıca eğitim ve vergi üzerindeki denetim de Bask bölgesinin kendi kontrolünde. Ancak ETA tam bağımsızlık talebini koruyor. ETA için gidişat bir süre önce yokuşa sürüklenmeye başlamıştı. ETA'nın üst düzey isimleri bir bir yakalanmaya, örgüt zayıflamaya başlamıştı. Ayrıca örgütün siyasi kanadı olarak nitelendiren Batasuna da halen yasaklı durumda. Ve bu yasağın kaldırılması da şu an için mümkün görünmüyor. O, se Seçime katılabilmek için ya şiddet olayları kınanır veya reddedilir ya da ortada bir şiddet olayı yoktur. Bunlar ön koşullardır. Batasuna'nın seçime katılabilmesi için ya Eta'yı kınaması, reddetmesi ve aralarına mesafe koyması gerekir ya da Eta'nın silahlarını bırakması. Eta'nın kalıcı ateşkes kararına halkın yaklaşımı da farklı. Ateşkeste ciddiler. Bu muhteşem bir şey. İnanamıyorum. Bu açıklamaya güvenmiyorum. Tekrar silahlanıp aynı şeyleri yapacaklar. ETA açıklamasında silah bırakmaktan ya da kendini feshetmekten söz etmedi. Şimdi İspanyollar geçmiş deneyimlerinden hareketle ETA'nın kalıcı ateşkes kararına da temkinli yaklaşıyor.